Ama Hattat Mehmet'i tanıyan yok. Hatıratında anlatıyor. Diyor ki bir oduncu beni Hattat Mehmet yapmıştır. Bana yol göstermiştir ve beni irşad etmiştir. Pencerede bekliyorum. Odunlar var. Bahçede kırılacak. O yıllarda da oduncu demek iri yarı adam demektir. İki baltası var, bileğisi var. Gelir, bakar gözünüzün içine odunları parçalar. İki saatte bir altın alır gider. Böyle bir adamdır. Bekledim diyor. İkindi karanlığı çöktü, gelmedi. Eyvah, odunlar kaldı derken köşede bir cılız ses. Oduncu. Döndüm ki 80 yaşlarında bir adam. Beli bükülmüş, badi badi yürüyor. Dedim ya bu odun kırabilir mi? Nasıl kıracak? Bu bizim odunlar, koca kütükleri. Sonra baktım çok emin yürüyor oduncu. Derken böyle hani sesi de titremiyor. Allah Allah dedim ya, ben bunu bir çağırayım bakayım, bizim odunları kırabilir mi? Çağırdım, amca gel dedim, bizim odunları kırabilir misin? Döndü baktı, tebessüm etti. Oğlum ben odun kırıcıyım söyle. Koca kütükler var bahçede, bunları kırabilir mi? Kırarım oğlum. Geldi baktı. Ne kadar zamanda kırarsın amca? Bir saat. Ya amca olur mu bunlar? İki saatten önce kırılmaz. Oğlum ben oduncuyum, kırdıracaksan söyle. Meraklanmaya başladım. Peki ne kadar ücret alırsın? İki altın diyordu. Ya amca bir altın değil mi bunun ücreti? Benim ücretim iki altın oğlum. Bir saatte kırar, iki altınını alırım. Buyur kır dedim, başladım seyrettim. Geldi, bir baltası var, bileğisi var, bileğiledi. Döndü yüzüme baktı. Yer yaptı kendisi. Adeta tahtalarla, odunlarla, kütüklerle konuşmaya başladı. Etrafında dönüyor, bakıyor, nereden vuracağını belirliyor. Vuruyor iki ay. En budaklı parçaları bile bir saatte iki defa vurmadan kırdı ve bitirdi. Hiçbir parçaya ikinci defa vurmadı. Hadi kırın da görelim. Yani bir evin ihtiyacı olan odunu hiçbir parçaya ikinci defa vurmadan kırın bakalım. Çok zor bir iştir. Çok zor ya. Yani. İki altınımı getir dedi diyor. Hemen koştum, altınları aldım. Getirdim avucuna böyle. Amca bana mısırını söyle. Hakkını da helal et. Ha, aleyhimde düşündün değil mi? Kıramaz dedi. Vallahi öyle düşündüm. Nereden bileyim böyle yapacağız? Bu nasıl iş? Hiçbir parçaya baltayı ikinci defa indirmediniz. Bana bunun sırrını söyleyin. Dedi ki ileri gitme o kadar oğlum. Nasıl yani amca? Bak dedi, benim bir saatime iki altın ödedin. 50 yılın sırrını bedava. Güldüm diyor. O da güldü. Peki amca, İki altın daha getireceğim. Bana ne yaparsın? Bir cümle söylerim. Benim bir cümlem iki altın. Hemen gittim diyor. İki altın getirdim avucuna bak. Gözümün içine baktı diyor. Dedi ki evlat sen cömert bir adamsın. Sana birkaç cümle söyleyeyim. Ne iş yapıyorsun? İşte ben hattatlık yapmaya çalışıyorum. Ha sen elif yapıyorsun. Evet. Vav yapıyorsun. Besmele yazmaya çalışıyorsun. Evet. Peki oğlum. Sen hiç rüyanda elif gördün mü? Bir düşündüm diyor, hiç rüyamda elif görmemiş. Oğlum sen vavda mı görmedin rüyanda? Hayır. E mimde mi görmedin? Sen hiç besmele yazmadın mı rüyanda? Yok. Senden hattat olmaz oğlum. Bıraktım. Amca niye böyle diyorsun? Bak oğlum demiş. Ben 50 yıldır odun kırıyorum. Bu yaşımda bile gece sabahlara kadar hala rüyalarımda odun kırıyorum. Bir adam ki hayallerini rüyalarına sokamamışsa o adamdan hiçbir şey olmaz oğlum. Dedi ve aldı gitti parayı. Pencerede oturdum, düşündüm. İşte ben ondan sonra rüyalarımda elif görmeye başladım. Vav görmeye başladım. Mim görmeye başladım. İşte ben size başta anlattığım hayaller böyle bir şey. Onları rüyalarınıza sokamazsanız bu iş olmaz. Kalırız bir yerlerde biz.